dersimizde bir makine çizelgesi hazırladığımızda bu makine çizelgesini Gantt şemasında gösterebilmek için Excel'de ne yapmamız gerektiğini çalışacağız. Burada ekranda gördüğünüz gibi 4 tane makinamız var. Birinci makinada 7 iş, ikinci makinada 8 iş, üçüncü makinada 6 iş ve dördüncü makinede de 8 iş çizelgelenmiş durumda. Ve hücrelerde gördüğünüz her bir değer, örneğin birinci makinenin birinci işi 50 zaman birimi miktarında, ikinci işi 60 zaman birimi miktarında. Burada gördüğünüz gibi birinci makinenin toplamda 370, ikinci makinenin 360, üçüncü makinenin 370 ve sonuncu makinenin de 310 birim zamanlık işi mevcut. Bunu ben makine çizelgelerimi Gantt şemasında göstermek istiyorum. Öncelikle tablodaki bilgilerimin olduğu alanı işaretliyorum. Sonrasında ekle diyorum ve grafiklerden çubuk grafiği seçiyorum. Çubuk grafikte de bu ortadaki grafiği tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi burada makinalarla işler benim istediğim gibi değil. O nedenle grafiğin üstüne tıklıyorum ve sağ tuşu tıklıyorum. Buradan grafiği seçmem lazım. Evet, sağ tuşa tıklıyorum ve grafik türünü değiştir diyorum. Burada makinaların satırlara geldiği seçeneği işaretliyorum ve tamam diyorum. Böylece satırlarda makinalarımı görüyorum ve Gantt şemasında da her bir makinama ne kadar iş yüklendiğini görebiliyorum. Burada dilerseniz istemediğiniz kısımları işaretleyerek silmeniz mümkün. Eksenleri biçimlendirmeniz mümkün. Örneğin ben eksendeki sayıların, zamanların daha sık görünmesini istiyorum. O nedenle işaretledikten sonra ekseni biçimlendir diyorum. Ve burada 50 değil de 20 yapmak istiyorum eksenin hassaslığını. Ve burada gördüğünüz gibi eksen çizgileri çok daha birbirine yakın ve daha ayrıntılı bir hale geldi. Umarım sizin için faydalı olmuştur.